Bugün yanımızda Follomov markasının bir el feneri var. Bunun en büyük özelliği 18650 pille çalışan dünyanın en kısa el feneri olması. Kısacası olabildiğince küçük, güçlü ve sağlam. Evet, bakalım bozulmuş mu? Evet, bozulmamış. Demek ki sağlam. Tam avucuma uyuyor. Olabildiğince küçük. Yani diğer 18650 pille çalışan fenerlere göre gerçekten de çok küçük. Tam 9.9 cm uzunluğunda. Şöyle hem fenerin olduğu led kısmından açılabiliyor. Bu arada hemen pilini göstereyim. Şu şekilde buradan şarj olabiliyor micro USB'den. Yani bu pili Follomov özel olarak ürettirmiş kendi feneri için. Burada contaları var. Yedek contaları da geliyor kutusunda. Veya istersek arkasından da açabiliyoruz. Bu şekilde buradan da pilini değiştirebiliyoruz. Aynı şekilde burada da contası var. Bunun için de yedek conta geliyor. Arkasında bir tane tuşumuz var. Tüm fonksiyonları bu tuştan ayarlıyoruz. Bir kere bastığımızda bu hafızada kalan önceki modu gösteriyor. Tekrar bastığımızda yükseltiyor, yükseltiyor. Sonra yavaş yavaş düşürüyor. Bu şekilde en düşükten en parlağa 5 tane mod var. Bunları tek tıklayarak bu şekilde değiştirebiliyoruz. Bunun dışında basılı tutarak kapatıyoruz ve çift tıkladığımızda otomatik modlarını açıyor. Tekrar çift tıkladığımızda SOS moduna geçiyor. Tekrar çift tıkladığımızda bu şekilde nefes alan bir mod var. Şimdi şurada kemerimize bağlayabileceğimiz veya cebimize taktırabileceğimiz bir aparatı var. Bu da oldukça sağlam. İstersek bunu çıkarabiliyoruz da. Atıyorum bunu sadece çıkartıp şurada bileklik bağlantı aparatı var. Bunu da dahil etmişler. Şöyle bir bileklik aparatı var. Fakat burada benim çok hoşuma giden çok ince ucuz bir detay var ama tabii bunu düşünülmüş olması çok güzel. Şöyle bir ataç şeklinde iğne dahil edilmiş. Bunu buradan geçiriyoruz. Hani bu askısını buradan kolay bir şekilde uğraşmadan geçirebilelim diye böyle bir detay. Sonra bununla işimiz bittiğinde bunu çıkartıp bir kenara ayırabiliyoruz da. Hemen bunu çıkartalım. Bu şekilde artık bilekliğimiz de olmuş oluyor. Şimdi genelde nasıl olur? Atıyorum cebinize taktırmaya çalışıyorsunuz veya kemere takmaya çalışırken bu şekilde düşebiliyor. Veya hani toprak zeminde zaten genelde bir şey olacağını sanmıyorum. Bu daha çok sert bir zemine veya işte nehir yürüyüşünde taşa düşerse, suya düşerse gibi hani daha sert şekilde hani buralarda belli olacak aslında darbeleri dayanıklı olup olmadığı. Burada işte çakıl bir zemin var. Bir tane çakıl zemine düşüreceğim. Sonra da sert taşlı bir zemine düşüreceğim. Bakalım nasıl olacak? Şöyle açayım bir yandan. Hemen en yüksek modunu açayım. Şu an en yüksek modda çalışıyor. Şöyle yine cebime taktırırken yanlışlıkla düşürdüğümü varsayıyorum. Çakıl zeminde çok bir şey olmadı. Hatta bir kere daha düşüreyim. Hatta şöyle camın üzerine düşüreyim. İyi, güzel. Kırılmamış. Daha sert bir zemine düşürelim. Yine aynı şekilde cebime veya kemeri takarken düşüreceğim. Yani şöyle yine birkaç kere daha düşüreyim. Şu anlık güzel. Gel şöyle yakından bakalım. Şöyle şurada minik bir darbemiz var. Şu kısımlar hep çizilmiş. Ama her şey çalışıyor. Sonuç olarak bu el fenerini değerlendirmek gerekirse bir hafta kadardır kullanıyorum ve kendi çapımda bazı testleri de soktum. İşte denedim, zorladım gibi. Sağlamlığından, boyutundan, pratikliğinden çok memnun kaldım. Batarya ömrü harika. Devamlı şekilde yanan 5 parlaklık modu var. En yüksek modu turbo modu oluyor ve 3 saat civarında bir süre aldım. Yani çok fazla yüksek bir ışık sağlıyor ve 3 saat gayet güzel bir süre, yeterli bir süre.
Turbo modu hatta fazla yüksek bir mod. Ben genelde 2, 3 veya 4. seviyeyi kullanıyorum. Benim eşimi rahatlıkla görebiliyor. Acil durumlarda işte daha uzun süre çalışsın dersek 2. 3. ve 4. modları kullanabiliriz. Bu şekilde çalışma süresi 10, 15 hatta 20 saate kadar uzayabiliyor. Harika süreler. Birinci modu belki biraz düşük gelebilir ama acil durumlarda dediğim gibi 20-25 saate kadar bize bir ışık sağlayacaktır. Diyelim ki feneri daha uzun bir süre kullanmamız gerekiyor ve gerçekten acil bir durumdayız. Bu gibi durumlarda feneri kapatıp açma tuşuna bir yarım saniye bazı tutuyoruz. Ardından I modu denilen 50 lümen kadar bir ışık sağlıyor. Bu ışıkta yine zifiri karanlıkta bizim işimizi görebilecektir. Bu şekilde 700 saat denmiş ama ben tahmin olarak bir 40-50 saati rahatlıkla geçebileceğini düşünüyorum. Bu devamlı ışık modlarının yanında birkaç tane SOS modu var veya birkaç yanıp sönen ışık modu var. Bunları da yine açıklama kısmında linki paylaştım. Detaylarına bakabilirsiniz. Negatif bir özellik midir bilemiyorum ama ışığın odağı sabit. Bu asıl aydınlık kısım büyümüyor veya daralmıyor. Bu şekilde sabit. Hani değişebilen bir odak olsaydı iyi olabilirmiş ama beni herhangi bir şekilde rahatsız etmedi. Bence kullanacak kişiye bağlı, alacak kişi bunu da hesaba katsın derim. Şimdi işin kısası hem keyifli hem de taşıması gayet rahat. Zaten çok hafif. Batarya takınca biraz daha ağırlaşıyor ama bu bakımdan işte küçük olması, hafif olması hep bir avantaj sağlıyor. Ve net bir şekilde bu fenerden çok memnun kaldım. Bunu da söyleyerek videoyu sonlandırayım. Umarım siz de bu küçük sevimli arkadaşı beğenmişsinizdir. Hem sevimli hem de bayağı sağlam, güçlü bir arkadaş. Şimdilik hoşça kalın diyeyim. Görüşmek üzere.